Küçük bir ilçesinde yaşayan biri olarak İstanbul'da okumak, İstanbul'da bulunmak en büyük hayalim olsa da bir yandan hep korkutucu gelmişti. Ama orada bana sahip çıkacak, beni koruyacak bir ailenin, yani Türk Eğitim Derneği'nin olduğunu bilmek bu korkularımı hafifletmişti. Bense bu aileyle tanıştığımda henüz 13 yaşındaydım. Burada ailenin anne ve babadan ibaret olmadığını öğrendim. Benim için çabalayan, beni kararlarımda destekleyen, kendimi tanımamda, yeteneklerimi keşfetmemde büyük payı olan kocaman bir ailenin içine gelmiştim. Burada geleceğim için kendime iyi ki diyebileceğim pek çok şey kattım. Ve hayatımın her alanında iyi ki varlar diyebileceğim pek çok insan tanıdım. Bu ailenin bize göstermiş olduğu sıcaklığı ve samimiyeti, ileride biz de bizim gibi birilerine gösterip onların hayatlarına dokunmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. 10 bin genç meşaleden biri olarak Türk Eğitim Derneği sorumluluklarımızın da farkında olmamızı sağlayıp geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Son olarak 10 bin genç meşale daha aydınlık Türkiye diyoruz. Daha 10 yaşında Şanlıurfa'da ailemle yaşarken ailemden ayrılıp bana ikinci bir aile olan Türk Eğitim Derneği'ne 2003 yılında TED İstanbul Koleji'nde okumaya başlayarak katıldım. Akademik gelişimin yanı sıra bana sosyal ve kültürel anlamda hayatıma renk katan Türk Eğitim Derneği bir öğrencinin karşısına çıkabileceği çok büyük bir şanstır. Aydınlık bir Türkiye için Türk Eğitim Derneği'ne destek vererek gelin el ele gelecek nesillerimize ışık tutalım. Türk Eğitim Derneği bana her öğrencinin hakkı olan ama alamadığı mükemmel bir eğitim, iyi bir kariyer ve sonuç olarak iyi bir gelecek kazandırdı. Türk Eğitim Derneği'nin sınavını kazanıp 10 bin genç meşaleden biri olduğum gün benim hayallerim için o ateş yanmaya başladı. Okulumda çok iyi bir eğitim aldım ama büyüdükçe gördüm ki Türk Eğitim Derneği bana iyi bir eğitimden çok daha fazlasını kattı. Kendimi istediğim her alanda geliştirebilmem için imkanım oldu. Ve size şunu diyebilirim ki bir çocuk ileride hayallerindeki gibi adaleti sağlayacak bir avukat, ülkesinin geleceğine yön verecek bir lider ya da onu dünyaya tanıtacak bir sanatçı olabilir. Ama ne olursa olsun her zaman adının önündeki meslekten çok daha fazlası olsun. Çevresine örnek, gelecek nesle kıvılcım, ülkesine umut olsun. Bize biçilen bir gelecek çuvalı yoktu. Kendimiz örecektik. İşte o an beni bir duvarın önünden alıp merdivene bıraktılar. İşte o an sadece ben değil, etrafımdaki birçok çocuğa umut ışığı oldular. Gelecek vardı. Kendi kendimin yaratabileceği bir gelecek. Ben Türk Eğitim Derneği ile hayallerimi gerçekleştirdiğim bir 11 yıl yaşadım. Boğaziçi Üniversitesi'ne Türkiye 20.liği ile girdim. Sadece akademik açıdan değil, sosyal açıdan kendimi çok ileri götürdüm. Bana tek bir gelecek olmayacağını öğreten Türk Eğitim Derneği sayesinde emin adımlarla ilerliyorum. Anadolu'nun yoksul çocukları üzerindeki o karanlığı sizlerin yaktığınız meşalelerle aydınlatacağız.